Senin hiç mi suçun yok yani? Yok abi. Ben öğrenciyim. Müdürüm, bu resme izin verebiliyor muyuz? Hayır. Neden? Hapishanemizde mahkumlara özgürlüğü çağrıştıracak hiçbir şeye izin veremiyoruz. O ağacın etrafındaki kuşlar da sakıncalı. Peki. Nasılsın? İyiyim, çok iyi. Sen? Her şey yolunda mı? İyi, her şey yolunda. Mehveş nerede? Hastalandı. Nesi var? Nezle oldu. Yolda direncini düşürmesin diye getirmedim ama haftaya iyileşir. İyi yapmışsın. Dün avukatla konuştum. Yazdıklarımın ceza işlemi olmadığını, hakimden de tutuksuz yargılanma talep ettiğini... Ama hakimin onu reddettiğini söyledi. Tekrar başvuracakmış. Ümidini kaybetme dedi. Zaten kaybetmiyorum. Şimdi sen çok sessizsin. Güzel. İnsanlar konuşan adamı, anlatan adamı severler. Ama hapishanede çok konuşmak iyi değildir. Çünkü daima aynı insanları uzun süre göreceksin. Onun için az konuşacaksın. Lüzumsuz muhabbetlere katılmayacaksın. Eğer çok konuşursan, bir süre sonra insanlar sana uyuz olur. Başlarlar uyuz uyuz şakalar yapmaya. Bu sefer sen onlara uyuz olursun. İşte o anda da burası senin için çekilmez olur. Onun için az konuşacaksın, susacaksın. Ama tilki gibi değil. Kort misal. Şimdi sen bana diyeceksin ki... Al abi, burada okumuşu, yazmışı, konuşmuşu var. Bu adam niye burada? Onu o da bilmiyor. Peki sen hiç mi içmedin? Hiç. Peki hiç kafan güzel oldu mu? Oldu abi. Güzel. O zaman biz şimdi sana o kafayla bu kafa arasındaki farkı anlatalım. Birinci Dünya Harbi'nde sahili korumaları için... Ordunun içindeki 3-5 çürük elmayı,
Aralarına birkaç iyi asker katarak piyon etmişler. Bölüğün başında subay olmadığından bunlar üçe ayrılmış. Yani gruplaşma olmuş. Bir grup vatan millet aşkı için yanıymış. Bir grup arakıcıymış. Diğer grup dizciymiş. İşte bu handikapın tam ortasında düşman askeri kendini göstermiş. Bizim vatan millet aşkıyla yanan abilerimiz de almışlar ellerini, tüfekleri saldırıya geçmişler. Tam o esnada abilerimizden biri demiş ki lan durun bir dakika ya. Şuradaki alkolik kardeşlere de gidelim. Bu vatan onların da vatanı. Onların da anası bacısı bu vatanda yaşıyor demişler. Gitmişler alkoliklere demişler. Alkoliklerden biri demiş ki asıl biz demiş onların anasını bacısını sikeriz. Bunlar hep birlikte saldırıya geçecekler. İçlerinden bir tanesi demiş ki lan oğlum durun ya. Şuradaki müptezellere de gidelim. En nihayetinde düşkün de olsalar müptezeller de bu vatanın evladı demişler. Buyur abi. Gelmişler müptezellere. Demişler ki kardeşler düşman saldırıyor. Yar meselesi, vatan millet meselesi. Gelin güçlerimizi birleştirelim, toparlanalım. Müptezellerden biri ayağa kalkmış. Demiş ki, tamam anladık kardeşim. Nedir bu telaşınız? Gelsinler. Bir oturalım, konuşalım. Dertleri neymiş? Şimdi olmuş. Geçsinler. Baba sana resim yaptım. Verdiler mi? Aldım kızım çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ama bu ağacın içindeki siyah noktalar ne? Şşt, kuşların gözleri.